Diyeceksiniz ki kağıt sallıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Şimdi tabii anladığım kadarıyla size yaranmak için artık kağıda değil taşa yazma dönemine geçmemiz lazım. Yani kağıt, belge kağıt olur yani. Şu evrak Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanmış. Bugün Genel Başkanımız kamuoyuna paylaştı. Üzerinde bilgi notu yazan, dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir belge. Kim yazmış bunu? Kim hazırlamış? Milli İstihbarat Teşkilatı. Arkadaşlar 2004 yılında da Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de bir paralel yapı oluştuğu yönünde bir rapor sunmuştu. O gün onu da görmezden gelmiştiniz. Onun bedelini 15 Temmuz'da insanlar şehit olarak bu ülke zarar görerek ödedi. Şimdi bu raporu da görmezden geldiniz. Bunun bedelini şu anda Amerikan mahkemelerinde Türkiye'yi tartıştıran bir şarlatan, bir soytarı maalesef bu ülkeye ödetmektedir. Evet Sayın Başkan, şimdi Sayın Muş diyor ki 17-25 Aralık'tan öncesi, ya siz 1929'a kadar gidiyorsunuz işinize geldiği zaman. Sıkıştığınız zaman 1919'a kadar gidebiliyorsunuz. Bakın şimdi Sayın Muş, siz önünüze koyulan belgelerin içeriğini tartışmak istiyorsanız, size o fotokopi dediğiniz belgelerin içeriğini tartışmak istiyorsanız, onların ne olduğunu tartışacaksak kurarsınız araştırma komisyonunu parlamentoda, otururuz hep beraber tartışırız. Şimdi lafı başka yerlere çekmeye gerek yok. Bakın diyorsunuz ki 17-25 Aralık'tan önceki bir takım safsatalar. Sayın Muş, safsataysa Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı görevden alır. Yetkiniz var. MİT raporundan bahsediyoruz biz burada. MİT raporu. Safsataysa, eğer bu bir palavraysa, eğer size bu söylenmemişse, eğer bu belge sahteyse MİT Başkanı'nı görevden alın. Ya adamı milletvekili yapmak için, neler yaptınız? Ne mücadele ettiniz? Bu kadar sevdiğiniz, bu kadar saydığınız bir adam. Getirin kardeşim, getirin. Görevden alın eğer bunlar sahteyse. Ha, buyur gel. Vereyim sana. Müdahale etmeyelim arkadaşlar. Gel bak, gel vereyim sana. Her yerde var, her yerde. Aç internete gir bak, her yerde var, her yerde. Onu bana sormayacaksın sen. Onu bana sormayacaksın. Sürekli diyorsunuz ki kim verdi, ne var? Ya sen içeriğine bak, içeriğine. Reza Zarrab'ın bugün bu işleri yapacağını size 17-25 Aralık'tan 8 ay önce MİT söylemiş mi? Söylemiş. Ne yapmışsınız? Seyretmişsiniz. Geçmişte de seyrettiniz, bugün de seyrettiniz. Faturasını kim ödüyor? Bu halk ödüyor. Kim ödüyor? Tüyü bitmemiş yetim ödüyor. Hala konuşuyorsunuz. Madem bunlar sahtedir, gidin kardeşim Hakan Fidan'ı görevden alın, hesabını sorun, kamuoyunda bilgilendirin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.